Merhabalar. Canlı yayının konusu aslında mashup video. Şimdi size ekranı çevireceğim ve paylaşmaya çalışacağım. En son Malt Pub Bistro'da çalmıştım. Fotoğraflar orada çekilmişti. Sevgili Özgür çekmişti. Çok sağ olsun. Çok bir şeye gerek yok aslında arkadaşlar. Önemli olan ilk önce iki şarkıyı, daha doğrusu aynı akorda iki şarkıyı keşfedebilmek. İşin en kritik noktası o. Onu keşfettiğiniz zaman her şey aslında tıkır tıkır geliyor. İhtiyacımız olan bir tabii ki bir DJ setup'ı. Ben Pioneer XDJ R1 kullanıyorum. Uzun zamandır çok da memnunum. Bir software yazılımımız var. Herkes farklı şey kullanabiliyor. Ne kullandığımız önemli değil. Ben Virtual DJ kullanıyorum. Şimdi ben bugün iki tane şarkı keşfettim. Şarkı ikisini de biliyorsunuz aslında. Biri Britney Spears, Oops I Did It Again. Diğeri Meghan Trainor'ın No şarkısı. Birbirlerine çok benzediklerini keşfettim şarkının. Denemelerimde de aslında akorların da aynı olduğunu keşfettim. Şimdi şarkıları size önce bir çalacağım. Ben kliple çalışıyorum ama kliple çalışmamızın aslında çok da bir önemi yok. Önemli olan bizim. Şarkı biliyorsunuz. Durduralım. Diğerini başlatalım. Her iki şarkıyı da biliyoruz. Şimdi sistem dosyası kullansaydık farklı bir DJ setup'ı, farklı bir yazılımda aslında hani akapella ve enstrümantal versiyonlarına ihtiyacımız olmayacaktı. Doğrudan şarkının vokalini ön plana çıkarıp birbirinin üzerine çalacaktık. İki şarkının ritmi aynı, hatta akorları da aynı. Akorları aynı olduğu için birbirinin üzerine çaldığımızda şarkılar aslında birbirinin üstüne doğrudan oturuyor. Bu iki şarkıda ikisinin üstüne yani Britney'nin altyapısıyla Meghan Trainor'ı çalabiliriz. Gene No'nun altyapısıyla da Oops I Did It Again'i çalabilecek konumundayız. Şarkılar birbirinin üzerine o kadar çok oturuyor. Ben No şarkısının akapella versiyonunu indirdim. Tabii şarkının hızlarını senkronize ediyoruz. Burada tabii hızlarının yakın olması çok önemli. Bozulmaması açısından. Şimdi Britney Spears'ı bakalım girebileceğim mi?
gördüğünüz gibi şarkı birbirinin üstüne birebir oturuyor. Şimdi ben Oops I Did It Again'in enstrümantal versiyonuyla birbirine mashuplayacağım şarkıları. Yani müzik, Britney Spears çalacak, şarkıyı Meghan Trainor okuyacak. Son 2, 3. Song 2, 3, 4. What you gonna say? You ain't running games. You cannot believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like no, tada, ah, tada, no, no, no. Bundan sonra yapacağımız tek şey var. Bunu kaydedeceğiz. Bunu kaydettikten sonra Ableton ya da Acid'de trafiğini ayarlayacağız ve son haline getireceğiz. Sonra da video editini yapabiliriz. Video editini yaptıktan sonra da paylaşamıyoruz YouTube'da. YouTube'da bunları paylaşamamamın sebebi tabii copyright'a girdiği için paylaşamıyoruz. Güzel bir video oldu galiba. Çünkü bazı arkadaşlar da benim yaptığıma inanmıyorlardı. Onlara da bir cevap olmuş oldum. Tekrar merhaba. Ben şarkının editini tamamladım. Kaydını yaptım. Trafiğini ayarladım. Son halini bir çalalım. Bir dinleyelim. Say you ain't running game. You cannot believe in every word. Call me beautiful, so original. Tell me I'm not like other. İlk videoda anlattığım gibi altyapı Britney Spears, Oops I Did It Again. Şarkıyı Meghan Trainor söylüyor. No. Britney Spears'ın altyapısını kullandık. Vokaller Meghan Trainor'da birebir oturuyor şarkı.